2023 yılında görev yapan yönetim kurulumuzun liderliğinde TÜSİAD Genel Merkezi, temsilcilikleri, ağları geniş bir kapsamda faaliyetler gerçekleştirdi. Detayları raporda olduğu için ben çok özetleyeceğim. Başkanlarımızın da bahsettiği gibi Kahramanmaraş Merkezi depremler sonrasında deprem destek ağımız tarafından acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar yapıldı. Ayrıca yıl içinde depreme yönelik önlemlerle ilgili bir rapor çalışması gerçekleştirildi. Özel sektörün depreme hazırlığı ile ilgili deneyim paylaşımı toplantıları yapıldı. Yine başkanlarımızın açılışta atıfta bulundukları gibi 100. yılımızı hem içerik hem de kutlama çalışmalarıyla idrak ettik. İkinci yüzyıla girerken Türkiye'nin temel meselelerinin ele alındığı Çalıştay dizisi yapıldı. Çıktıları bir kitap olarak basıldı ve Aralık ayında tanıtıldı. Keza İstanbul, Ankara, Brüksel ve San Francisco'da 100. yıl kutlamaları ve paneller gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk anıldı. Ayrıca TÜSİAD'ın cari ve geçmiş dönem başkanlarının ve divan üyelerinin Cumhuriyet değerleri üzerine yazılarıyla katkıda bulundukları bir kitapçık da basıldı. Genel seçimlerin ardından yoğun şekilde hükümet, parlamento ve kamu ile temas programları gerçekleştirildi. İkili temasların yanı sıra özellikle ekonomi ve yatırım ortamının ele alındığı özel sektör ile istişare toplantılarına katılım ve katkı sağlandı. Ayrıca yabancı misyon ve uluslararası kurum temsilcileriyle de, burada sadece birkaç örnek paylaştık, yoğun temaslar sürdürüldü. Üye etkileşimimiz, Genel Kurul ve Yüksek İstişare Konseylerinin yanı sıra dünya, Türkiye ve TÜSİAD gündeminin ele alındığı ve üyelerimizin geri bildirimlerinin dinlendiği üye etkileşim yemekleriyle sürdürüldü. Yurt dışı programlar kapsamında Avrupa Birliği entegrasyonu ve özellikle Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm temelinde güncellenmesi ana temamızı oluşturdu. Brüksel ve Berlin'de yönetim kurulu ziyaretleri yapıldı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Almanya'daki muhatap kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca girişimcilik, teknoloji, iklim ve Çin, yurt dışında gerçekleştirilen diğer etkinliklerimizin konularını oluşturdu. Yurt içinde de farklı şehirlerde toplumun farklı kesimleriyle etkinliklerimiz aracılığıyla etkileşim sağladık. TÜSİAD bünyesinde yuvarlak masalarımız var ve bu gördüğünüz yuvarlak masaların altında faaliyet gösteren, sayıları 40'ı bulan çalışma grubu ve görev güçlerimiz bulunuyor. Burada görüş ve tutum belgeleri üretilmeye devam edildi. 74 görüş ve tutum belgesi farklı bakanlık ve kamu kurumlarına iletildi. Bunlar arasında üyesi olduğumuz Avrupa İş Dünyası Örgütü Business Europe da var. Ve çok farklı temalarda yasal düzenleme taslaklarına görüşler iletildi, takibi yapıldı. Yine yuvarlak masalarımız yıl boyunca 69 seminer ve webinar gerçekleştirdi. Konu çeşitliliğini ekrandan takip edebilirsiniz. Hemen hemen ülke gündeminin ve küresel gündemin bütün ana konularını kapsamaya gayret gösterdiler bu seminerlerde. Yıl boyunca yönetim kurulu başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz TÜSİAD görüşlerini kamuoyunda seslendirdi. Görsel ve basılı medyada yaptıkları temaslarla. Enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarın yanı sıra hukuk, eğitim gibi yapısal reformlar ve yeşil ve dijital dönüşüm öne çıkan mesajlar oldu. TÜSİAD'ın YouTube kanalında da üyelerimizin videoları çeşitli temalar altında yayınlanmaya devam edildi. TÜSİAD geçen yıl, ekranda gördüğünüz sanayi, iklim değişikliğiyle mücadelede orman ve yutak alanların rolü, perakende, sigorta, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, rekabet hukukunun yatırım ortamındaki rolü gibi çok farklı alanlarda uzmanlarla ve uzman kurumlarla işbirliği içerisinde yayınlarına devam etti. Böylece ülkemizin düşünce ve politika yapım süreçlerine katkı
sağlanması hedeflendi. Sizlere aktardığım çalışmaların bir bölümü elbette kıymetli işbirlikleri ve ortaklıklarla gerçekleştirildi. Ekranda gördüğünüz ve hepinizin aşina olduğunu düşündüğüm kuruluşların içerisinde Chapter Zero Türkiye inisiyatifi geçen yıl kuruldu ve amacı yönetim kurullarında iklim değişikliğini öncelikli bir gündem maddesi haline getirmektir. Bu vesileyle tekrar dikkatlerinize getirmek istedim. Son olarak TÜSİAD'ın uluslararası üyelikleri, buradaki bilgi temelli etkileşimlerimiz ve akademik forumlarımız, üniversite işbirlikleriyle rekabet gücü, ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve küresel siyaset alanlarında tüm çalışmalarımıza katkı sağlamayı sürdürdüler. Dikkatiniz için teşekkür ederim.